Şimdi insanlık tarihindeki üç büyük çağdan birincisine bakalım. Buna Paleolitik Çağ diyoruz. Paleo kelimesi Yunanca eski demek, litik ise taş anlamına geliyor. Yani bu çağ taş aletlerin çağı. Arkeologlara göre Paleolitik Çağ en az 2 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. Çünkü bu çağ insanların, daha doğrusu atalarımızın taş aletler yaptığı dönemin tümünü kapsıyor. Homo habilis'in olduğu zamana kadar geri gidiyor. Ancak biz homo sapiens'e odaklanıyoruz. Bizim için paleolitik çağ homo sapiens'in ilk ortaya çıktığı zaman başlıyor. Bu da 200 bin ila 60 bin yıl önce arasında bir zaman. Bu çağ tarımın ortaya çıkmasıyla da yaklaşık 10 bin yıl kadar önce sona eriyor. Peki paleolitik çağda yaşayan atalarımızı nasıl inceleyebiliriz? Aslında bunun için iki ana tür kanıt var. Arkeoloji ve antropoloji. Arkeolojik kanıtlar geride bırakılan kalıntılardan oluşuyor. Bunun için hem kemikler yani insan bedenlerinden geriye kalanlar hem de insanların kullandıkları şeylerden geriye kalanlar var. Taş aletler, süslenmek için kullandıkları eşyalar ve sanat eserleri. Antropoloji, Antropoloji ise modern toplumlarla yapılan çalışmaları kullanır çünkü muhtemelen bunlar atalarımızın toplumuyla son derece benzerler. Bunlar küçük ölçekte toplumlardı ve yiyecek ve diğer başka kaynak ihtiyaçlarını arayarak buluyorlardı. Bu bulguyu kullanarak onların nasıl yaşadıklarını bilebilir miyiz peki? Eğer Paleolitik çağda yaşasaydınız hayatınız nasıl olurdu? Toplumsal ve ailevi hayatınızın ne kadarı yemek yemek üzerine kurulu muhtemelen büyük kısmı? Kiminle yediğiniz, ne yediğiniz ve nerede yediğiniz bize sizinle ilgili çok şey anlatabilir. Bu durum Paleolitik atalarımız için de geçerli. Onların elbette gidecekleri bir restoran ya da market yoktu. Onun yerine yiyecek arama dediğimiz bir teknik kullanıyorlardı. Peki yiyecek arama nedir? Aslında bir bakıma bütün hayvanlar yiyecek ararlar. Yemek ya da ihtiyaçları olan diğer şeyleri ararlar. Yani çevreye bakarlar ve buldukları şeyleri alarak toplarlar. Örneğin kuşlar kurtları toplarlar, böcekleri toplarlar ve yuvaları için ağaç dalları toplarlar. İnsanların yiyecek araması ise çok daha farklı. Onu farklı kılan farklı toplumların kullandığı pek çok farklı teknik çeşidinin olması. Peki bu kadar fazla bir çeşitlilik neden var? Aslında bu soru bizi kolektif öğrenmeye götürüyor. Her toplum kendi çevrelerinde bulunan belirli bitkilerle, belirli hayvanlarla uğraşmak için kendine özgü özel bilgiler ve pek çok teknik geliştirir. Yani zaman içinde her toplum kendi teknolojisini geliştirir. Bu durum insan toplumlarının bütün dünyada birbirinden çok farklı çevrelere yerleşerek uyum sağlayabilmesini bize açıklıyor. Arkeoloji bize atalarımızın nasıl yaşadığı ile ilgili pek çok ipucu verebilir. Şimdi Güney Afrika'nın Hint Okyanusu kıyısında yer alan Blombos mağarasına bir bakalım. İnsanlar buraya 95 bin ile 55 bin yıl önce arasında yerleşmişlerdi. O nedenle atalarımızın nasıl yaşadığına dair burada pek çok kanıt var. İlk olarak derin deniz balıklarının kalıntıları var. Bu gerçekten çok etkileyici. Bu bize onların çok iyi balıkçılar olduğunu gösteriyor. Hatta oldukça iyi teknelere sahip oldukları anlamına da gelebilir. Ayrıca deniz kabuğu kalıntıları da var. Yani kumsal buldukları besin kaynaklarını da tüketiyorlardı. Ayrıca yakaladıkları küçük sürüngenleri de yakılan ateşlerden kalan küller de bulundu. Bunu da muhtemelen yemek pişirmek ya da ısınmak için kullanıyorlardı. Ateşi son derece iyi kontrol ediyorlardı. Burada ayrıca çok güzel küçük taş aletler bulundu. Çok ilginç bir şekilde bunların bazılarının sapları var. Bu da onları daha kullanışlı hale getirebilmek için aletleri yapıştırıcı ya da liflerle sopalara tutturdukları anlamına geliyor. Son olarak arkeologların özellikle ilgisini çeken toprak boyası dediğimiz üzerinde çeşitli işaretler olan kil benzeri taşlar bulundu. Bunlar sanatın ilk işaretleri olabilir ya da hatta yazının ilk işaretleri bile olabilir. Şimdi bir diğer önemli bulgu türü de antropolojiden geliyor. Antropologlar bir miktar benzer davranışlar gösteren modern toplumları inceliyorlar özellikle Amerika'da, Güney Afrika'da, Avustralya'da ve Sibirya'nın bazı bölgelerinde hala tamamen ya da kısmen yiyecek arayarak beslenen bazı toplumlar var. Ama elbette bunlar her açıdan modern toplumlar. Yine de bu toplumları inceleyerek yiyecek aramak ne demektir onu öğreniyoruz. Özellikle eğer yiyecek arayarak hayatta kalacaksanız muhtemelen son derece geniş bir alanda arama yapılması gerektiğini öğrendik. Hatta büyük bir alan bile sadece küçük bir nüfusu besleyebilir. O yüzden büyük ihtimalle göçebe olmanız gerekecek. Yılın farklı zamanlarında farklı kaynaklar elde etmek için o alanın etrafında dolaşmanız gerekecek. Bu da o alanı oldukça iyi tanıyacağınız anlamına geliyor. Muhtemelen her yıl bildiğiniz kamp alanlarına gideceksiniz. Eğer göçebeyseniz bir yerden bir bir yere giderken fazla ağırlığınız olmaması gerekir. Yiyecek arayanlar fazla kişisel eşya biriktirmiyorlardı. Bu aynı zamanda toplayıcıların genellikle nüfus artışını sınırlamalarını da açıklıyor. Şimdi toplayıcılar küçük topluluklar halinde dolaşıyorlar. Belki bir seferde sadece 10-15 kişi kadar. Bunlar muhtemelen birbirleriyle akrabalar. Ancak bu topluluklar başkalarından izole değiller. Komşularıyla bağlantı kurduklarını biliyoruz çoğu zaman pek çok insanı 2-3 hafta kadar besleyebilecek pek çok kaynağın bulunabildiği belli bir yer ve zamanda komşularıyla karşılaşırlardı. Örneğin Avustralya'da karlı dağlarda Bogong güvesi denen güvelerin 2-3 haftalığına ortaya çıktığı bir bölge var. Milyonlarca Bogong güvesi bu tür topluluklar için bir şölen demek. Peki bu topluluklar buluşunca ne yapıyorlardı? Birbirleriyle hikayeler, fikirler paylaşıyor ve dans ediyorlardı. Belki belki oyunlar oynuyorlardı. Ve ayrıca insanları da paylaşıyorlardı. İnsanlar evlenmek ya da düşmanlarından uzaklaşmak için bir gruptan diğerine geçebiliyorlardı. Böylelikle gruplar arasında insan dolaşımı da oluyordu. Yani yiyecek arayan gruplar da belli bir ağın içindeydiler ve bu ağda kolektif öğrenme mümkündü. Ve elbette bugünkü standartlara göre bu ağlar son derece küçüktü. Modern hayat tarzına alışık olduğumuz için eğer bizler bir paleolitik topluluğa gitseydik muhtemelen oradaki hayat bize çok zor gelirdi. Ancak modern yiyecek toplayıcılarıyla ilgili çalışmalar eğer bu hayat tarzına alışıksanız bunun son derece iyi olduğunu öne sürüyor. Bazı çevrelerde son derece geniş bir yiyecek çeşitliliği ve farklı kaynaklar var. Bu bölgenin etrafında dolaşmak hayata değişiklik katmak demekti ve muhtemelen insanları sağlıklı tutuyordu. Peki dünyayı nasıl görüyorlardı? Bunu bilmiyoruz dürüst olun. Günümüzdeki yiyecek toplayıcılarıyla ilgili çalışmalar bazı iyi tahminler yapabilmemizi sağlıyor. Modern yiyecek toplayıcıların çoğunluğu evrenin ve tüm dünyanın farklı türlerde ruhlarla dolu olduğunu düşünüyorlar. Ağaçların, kayaların, nehirlerin, yıldızların ve dağların ruhları olduğunu düşünüyorlar. Bunların bazıları iyi, bazıları arkadaş, bazıları da gerçekten kötü ruhlar. Sanki bütün evrenin yaşamla, bilinçli yaşamla dolu olduğunu düşünüyorlar. Bu belki de evren hakkında düşünmek için pek de kötü bir yol değil. Tabii herhangi bir kayıt olmadığından bilmiyoruz ama belki de modern anlamda bir derin zaman ya da büyük tarih anlayışları yoktu. Buna rağmen volkanik patlamalar ya da gök taşı düşmesi gibi büyük olayların hafızalarında kaldığını biliyoruz. Bazen yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca kalmış. Bunu biliyoruz. İnsanlar kolektif olarak kendi çevreleri hakkında daha fazla şey öğrendikçe yeni çevrelere göç etmeye başladılar. O zamanlarda bu göçler son derece önemsiz olarak görülüyordu. Hiç kimse bunun farkına varmıyordu. Ancak şimdi geriye dönüp baktığımızda bu küçük göçlerin atalarımızı dünyanın her yerine götürdüğünü görüyoruz. Bunu yaparken de yeni teknolojiler geliştirdiler. Bazı insanların 100 bin yıl önce Afrika'dan ayrıldıklarını biliyoruz. Ancak gerçekten önemli göçler 60 bin yıl öncesinden itibaren başladı. Bu büyük göçlerden hemen önce insan sayısının düştüğünü de biliyoruz. Hem de son derece sert bir şekilde sadece birkaç bin insan kalacak kadar azalmışlardı. Bunu da genetik kanıtlar sayesinde biliyoruz. Muhtemelen bu duruma bir dizi büyük volkanik patlama neden oldu. Bu da bizim için türümüzün bugüne kadar ulaşabilmesinin herhangi bir garantisi olmadığına dair bir hatırlatma niteliğinde. Daha sonra insanlar giderek daha daha fazla göç etmeye başlıyorlar. 50 bin yıl kadar önce Avustralya'da insanlar olduğunu biliyoruz. Oraya ulaşabilmek için son derece gelişmiş yön bulma becerileri olması gerekiyor. Çünkü bir hayli büyük bir su kütlesini geçmeleri gerekiyordu. Ayrıca hayatta kalabilmek için tamamen farklı bir takım hayvan ve bitkileri kullanabilmeleri gerekiyordu. 25 bin yıl öncesinden itibaren Sibirya'nın buz devri koşullarında insanların yaşadığını biliyoruz. Orada yaşayabilmek için mamut avlayabilmeleri lazım arkadaşlar. Bir düşünün. Bu gerçekten zor bir şey. Mamut kemiklerini kullanarak kendilerini sıcak tutacak evler inşa ediyorlardı. Kendilerini sıcak tutacak son derece iyi yapılmış deri elbiseleri dikebilmek için kemik iğneler kullanıyorlardı. 15 bin yıl öncesinden itibaren insanların Amerika kıtasına geldiğine ilişkin bulgular var. Sonuç olarak hemen hemen 10.000 yıl öncesinden itibaren insanların Antarktika dışında dünyanın her yerine yerleştiklerini biliyoruz. Artık yerleşebilecek başka daha fazla bir yer yok. Tesadüfen hemen hemen aynı zamanda küresel iklim de değişmeye başlıyor ve buz çağı sona eriyor. Bu iki değişiklik yani dünyanın her yerine yerleşilmesi ve küresel iklimdeki değişiklikler insanlık tarihini tamamen yeni bir yola sokuyor. Peki neden?